Mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle o çok meşhur, herkesin çok sevdiği Tavuk Dünyası'nın kekikli menüsünü paylaşacağım. Nasıl yapıldığını görünce diyeceksiniz ki bu kadar kolay mıymış? Evet, o kadar kolay ve o kadar da lezzetli. Hiç bekletmiyorum sizi. Kısa sürede yapabileceğiniz bu enfes lezzetli yemeğin tarifine geçiyorum. Evet, dillere destan kekikli menüsü için önce tavuklarımızı hazır edeceğiz. Ben 3 parça tavuk göğsü kullandım. Bu kadar miktar olarak her birine şöyle küçük küpler halinde doğradım. Şimdi üzerine 1 adet rendelenmiş orta boy soğanı ekliyorum. Üzerine bir diş sarımsak rendeleyeceğim. Soğan ve sarımsağımızın üzerine bir çay bardağı süt ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Bir çay kaşığı karabiber ekliyorum. Ve en büyük özelliğini verecek olan kekiği de bir dolu yemek kaşığı kadar ekliyorum. Ve şimdi bir kaşık yardımı ile bütün malzememizi birbirine karıştırıyoruz. Marine malzemelerimizi güzelce tavuğumuzla karıştırdık. Üstünü şöyle streçliyorum ve en az 1 saat veya 2 saat daha iyi olur tabii ki. Buzdolabında marine olmak üzere bekletiyorum. Makarna için suyumuz kaynadı. Şöyle bir çay kaşığı kadar zerdeçalı makarnamızın suyuna katıp karıştırıyoruz. Makarnamızın sarı rengini bu şekilde vereceğiz. Biz kalabalık olduğumuz için bir paket penne makarnayı, yani kalem makarnayı ben haşlanmak üzere tencereme alıyorum. Şimdi sıra geldi tavuklarımızı pişirmeye. Bunun için ben tavama şöyle 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağını alıyorum. Biraz zeytinyağını kızdırıyorum. Tavuklarımı çünkü mühürleme işlemi gibi hemen sıcak zeytinyağının üzerine koyacağım ki suyunu bırakmasın, lezzeti içinde kalsın. Zeytinyağı kızsın. Bu arada tavuklarımız buzdolabından çıktı. Tavuğumuzu kızgın yağın içinde bu şekilde pişireceğiz. Arada bir karıştıralım. Makarnamız haşlanırken içine tuzumuzu da atmayı unutmayalım. Daha lezzetli olacaktır tuzunu haşlanırken attığımız zaman. Tavuğumuz pişerken ve makarnamız da haşlanırken biz de kekikli menümüzün salatasını yapalım. Bunun için aslında göbek salata kullanmak gerekiyor ama evde olmadığı için ben kıvırcık kullanacağım. Güzelce yıkayıp sirkeli suda beklettiğim kıvırcıkları şöyle iri iri doğruyorum. Şöyle iri iri rendelemiş olduğum havuçlarımı da kıvırcık salatanın üzerine alıyorum. Biraz mısır ekliyorum salatama. Salatamızın üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ekliyoruz. Yarım limonumuzu döküyoruz. Limon suyumuzu sıkmıştık ve birazcık da zeytinyağı döküyoruz. Nar ekşisi de dökebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Ve şöyle güzelce karıştırıyoruz. Salatamız artık servis tabaklarına alınmaya hazır. Bu arada tavuğumuz pişti. Gayet de güzel kokuyor. Tavuğumuzun pişip pişmediğini şöyle bir adet tavuğu kaşığın kenarıyla bölerek anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hemen bölündü. Bu aşamada tavuğumuzun üzerine yarım kutu krema ekliyoruz. Yani kutular biliyorsunuz 200 mililitrelik oluyor.
Yani biz 100 mililitrelik kremayı ekliyoruz. Ve kremayla beraber biraz karıştırıyoruz tavuğumuzu. Kremasıyla beraber biraz daha pişen tavuğumuz artık servise hazır. Altını kapatıp bir kenara alıyoruz. Son olarak da makarnamızı hazırlayıp servis tabaklarımızı alacağız. Şimdi sıra geldi makarnamızı yapmaya. Bunun için şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağını tenceremize alıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar ya da 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağımızı ekliyoruz. Ve şöyle yağımız erirken 1 yemek kaşığı dolusu nanemizi yağın üzerine ekliyoruz. Burada fesleğen kullanmanız menünün özelliği gereği daha uygun. Ama benim evimde fesleğen olmadığı için kuru fesleğen nane kullandım. Eğer varsa sizlerde fesleğen kullanırsanız çok daha güzel olacaktır. Yoksa benim gibi nane de kullanabilirsiniz. Ve suyunu süzmüş olduğum makarnalarımı kızdırmış olduğum yağın üzerine alıyorum. Bu şekilde makarnamız da gördüğünüz gibi hazır artık. Şimdi servise geçebiliriz. Tabaklarımızı alıyoruz. Öncelikle hazırlamış olduğumuz tavuklarımızdan tabaklarımıza yeteri miktarda koyuyoruz. Baştan da söylediğim gibi ben 4 kişilik hazırladım. Ölçülerinizi kendinize göre her zaman ayarlayabilirsiniz. Tavuklarımızın yanına makarnalarımızı alıyoruz. Ve sıra geldi makarnalarımızın yanına salatalarımızı eklemeye. Ve o meşhur lezzetiyle kekikli menüsü hazır artık. Gördüğünüz gibi çok da kolay hazırladık. Enfes oldu. Kokular zaten gelmeye başladığında lezzetini de anlayacaksınız. Ben diyorum ki muhakkak deneyin. Deneyecek olanların şimdiden ellerine sağlık. Yiyecek olanların da şimdiden afiyet olsun.